Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman. Burcu Kıratlı ile beraber karşınızdayız. Az sonra şirket haberlerini, aracı kurum raporlarını ele alacağız. Aynı zamanda piyasa katılımcıları anketini Merkez Bankası açıklayacak. Bakalım oradaki özellikle enflasyon tahminleri ne yöne evrildiği izleyeceğiz. Öncesinde ise her sabah olduğu üzere ALB Yatırım'a dönelim. Baş ekonomist doçent doktor Filiz Eryılmaz bizimle beraber bu sabah. Filiz Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Hemen soralım. Hem piyasa katılımcıları anketinden hem de haftanın son işlem gününden neler beklersiniz ALB Yatırım'da? Evet Zeynep Hanım ve Burcu Hanım iyi yayınlar. Evet Zeynep Hanım, dediğiniz gibi bugün piyasa katılımcıları anketini karşılayacağız. Şimdi bir önceki anket döneminde 2023 yıl sonu enflasyon tahmini %68,01'di. Ve piyasada reel faiz hesaplamasına kullanılan 12 ay sonrası için beklenen enflasyon tahmini de %45,2 idi. Dolayısıyla bu iki enflasyon tahmini önemli olacak. Aynı zamanda piyasa için politika faiz oranı tahmini de önemli olacak. Şimdi önümüzdeki hafta Kasım ayı toplantısını karşılayacağız. Şu ana kadar gelen piyasaya gelen anketlere baktığımızda 250 bas puanlık bir artış beklentisinin hakim olduğunu görüyoruz. Yine yıl sonu ve seçim öncesi dönemde de %40'a ulaşacağı ve burada sabit bırakılacağı yönünde bir beklenti var. Bu bağlamda yine bugünkü piyasa katılımcıları anketinde Kasım ayı için politika faiz tahmini nedir ve sonrasında özellikle 2023 yıl sonu 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler önemli. Ama daha önemlisi şu, 2024'ün ikinci yarısında yani 12 ay sonrası için beklenen politika faizinde piyasada ciddi ayrışma var. Evet, faiz indirimleri bekleniyor ama farklı düzeylerde ki %40'da sabit tutulacağına yönelik beklentiler de var. Piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası için beklenen oran %37 idi. Dolayısıyla buradaki revizyon da piyasaya yön verme açısından önemli olacak diye düşünüyorum. BIST tarafına baktığımızda dün %1,5'luk bir yükseliş vardı. Fakat bu yükseliş genele yayılan bir yükseliş değildi. Özellikle bankalara çok ciddi alım geldi dün. Bankalar %2,92 yükseldi. Bildiğimiz gibi son 1,5 haftalık düzeyde bankalarda bir baskı vardı. Ama dün özellikle Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunda ticari kredi akımının normale döndüğü, bankaların bilançolarında döviz ve faiz riski olmadığı ve sermaye yeterliğine yönelik olumlu açıkçası vurgular dün bankalara alım getirdi. Yine dün Türk Hava Yolları'na gelen güçlü alımlarda %3,69'luk yükselişte dün endeksi destekleyen önemli unsurlar arasındaydı. Şimdi teknik olarak baktığımızda 5 günlük ortalamanın üstünde kapatmış olmamız, son dönemde teknik göstergelerde bir toparlanma işaretinin olması önemli. Yine tepki alımlarının da güç kazanmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün yükselişlerde 7807, 7884 ve 7929 çok kritik. 7929 üstüne bir kapanış alırsak bir sonraki haftaya da olumlu bakmamıza sebep olacak. Aşağı yönlü düşüşlerde 7721 5 günlük ortalama, buranın altında 7624, 7595 takip edeceğimiz destekler olacak. Bugün güne pozitif ve alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Küresel tarafa baktığımızda dün Amerikan endekslerinin açıkçası karışık bir seyirle kapandığını görüyoruz. Yine vadeli tarafta da Amerika'da karışık bir seyir var şu an. Dün evet yani haftalık işsizlik maaşı başvurularının son 2 yılın en yüksek düzeyinde gelmesi, Philadelphia İmalat Endeksinin her ne kadar hala düşüşe işaret ediyor olsa da beklenti üstü gelse de düşüşe işaret ediyor olması bu kez Amerika'da ekonomik büyüme dair endişeleri gündeme getirdi. Bu endeksleri baskıladı. Yine Walmart'ın karışık gelen bilançosuyla hisselerdeki güçlü düşüş de etkili oldu. Ve tabii dün %5'e varan petrol fiyatlarının etkisiyle enerji hisselerinde düşüşte Amerika'da hisse piyasalarını baskıladı diyebiliriz. Bugün inşaat başlangıçları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerini takip edeceğiz. Ama daha önemlisi 2 Fed üyesi, bir FOMC üyesi olmak üzere 3 Fed üyesinin konuşması takip ediliyor olacak ve piyasa fiyatlamaları açısından bence kritik olacak bugün. ARPA tarafında da Ekim ayı tüfenin ikinci okumasını karşılayacağız. Orada da manşet tarafta %4,3'ten 2,9'a güçlü geri çekilmenin bu noktada devamı bekleniyor Zeynep Hanım. ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Eryılmaz, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Şimdi biz bu sabah neler ekleyelim diye soracağım Burcu. Özellikle tabii holdinglerle ilgili bir grafik de hazırlamışsın bize. Dolayısıyla herhalde biraz HSBC